Herkese merhabalar sevgili dostlar. Sizlere İstanbul Büyükçekmece'den tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün tam da önünden sesleniyorum. Bu köprü 1567 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından büyük mimar Mimar Sinan'a yaptırılmış. 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde bugün bazı açılışlar var ve bizler de Kültür Park'ta bu açılışlara katılacağız. Kültür Park'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu eserlerden Kervansaray'da 64 ülkeden el sanatları ustaları eserlerini sergiliyorlar. Aynı zamanda festivalde şu arkamda görmüş olduğunuz amfiteyatroda çok özel halk konserleri ve uluslararası halk dansları topluluklarının gösterilerini de izleyelim. Uluslararası yöresel bebek çalıştayı ve sergilerinin açılışlarını gerçekleştirecek Gürhan Ozanoğlu. Anonsları yapılıyor sevgili dostlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Kültür Park'taki müze binası bu sevgili dostlar. Gelin şimdi bu sergiyi birlikte gidelim. Festival benim için önemli çünkü ikinciye katılıyorum. Evet. Daha önce çalışmalarımla öyle büyük bir organizasyona katılmamıştım. Oldukça güzel. Birçok insanın veya bir ülkelerin yapmış olduğu çalışmaları bir arada görmek benim için çok mutluluk verici. Hem kendimi geliştirme açısından hem kendi bildiklerimi bir başkasına aktarma açısından çok güzel bir ortam. Memnunum. Harika, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Eserlerinizle ilgili, bebeklerle ilgili anlatmak istiyorum. Bebek kitre pamukla çalışılan bir teknik, çok eski bir teknik. Evet. Kitre doğal bir malzeme, pamukla birleşince heykel şeklinde çalışıyoruz. Daha sonra da yapmak istediğimiz çalışmayı yöresine veya yaşamdan alarak onun kostümünü, tiplemesini çıkartarak üretiyoruz. Bunların bir tanesinin yapım süresi ne kadar acaba Selma Hanım? Tekrar çalışmadığınız sürece ilk çalışmanız her zaman için en uzun süre ona süre biçmek doğru olmuyor. Çünkü malzemeleri bir araya getirmeniz gerekiyor. Eğer malzemeleriniz bir aradaysa, ruhunuz da yapacağınız çalışmayla bütünleşmişse bir ay içerisinde çıkartabilirsiniz bu çalışmayı. Ben bu bebeklerde daha çok yüzlere dikkat ediyorum. Yüzlerdeki ifadelere dikkat ediyorum. Tabii figür olarak da, proporsiyon olarak da çok önemli. Bunun için bir anatomi bilgisi de olması gerekiyor mutlaka. Ama bebeklerin yüzlerindeki ifadeler, kimi gülen, kimi daha yaşa almış, efendime söyleyeyim, bir yüzlerdeki şu güzel ifadeler, burada bir gelin yüzü görüyorum. Bu yüzleri çalışırken, bebeklere bu yüz ifadeleri verirken ne düşünerek yapıyorsunuz? Çalışmayı çektikten sonra ilk önce okuma yapıyorum, araştırma yapıyorum. Ondan sonra da kendimle bütünleştirmeye çalışıyorum. Aslında hepsi benim. Hepsi siz ve sizin duygularınız, evet, değil mi? Evet. Duygularımı yansıtarak çalışıyorum. Harika. Çok ürün üretemiyorum. Evet. Az üretiyorum ama bütün bebeklerimle bütünleşerek çalışıyorum. O yüzden zaman benim için çok doğru bir kelime olmuyor. Dünya bize, hepimize güzel. Katılıyorum. Karaman yöresel bebeklerini yaptık. Evet. Öğrencilerimle birlikte bir buçuk yıl boyunca çalıştık. Evet. Tamamen Karaman şahsiyetleri ve Karaman yöresel yaşam kültürü, onları yansıttık yöremize dair. Mesela Hazreti Mevlana 8 yıl Karaman'da yaşamış. Genç Mevlana ve annesi Mevlana gibi. Mevlana gibi. Yine yaşlı bir Piri Reis ataları Karaman'da yaşamış. Evet. Yunus Emre Karaman'da yaşamış. Onları canlandırdık. Karamanoğlu Mehmet Bey dil fermanını yayınlayan. Çok güzel bir ferman var elinde, evet, de, değil mi? Evet. Tamamen kitreden yapılıyor ana malzeme. Bu ferman dahi kitreden yapıldı. Pamuk ve kitreden, gevenot özü. Böyle Karaman yöresel yemekleri, batırık sofrası gördüğünüz üzere, arabaşı sofrası, işte yine Akçaşehir yöresine ait Karaman'ın,
kıyafetiyle, baş bağlamasıyla. Evet, evet, tam bir ev aile hayatını canlandırmışsınız. Aynen. Kuzinanın üzerindeki işte güğümdeki su ve kaynayan çay demlikteki, değil aynen mi? Aynen. Evet. Teyzem burada ne yapıyor? Burada batırık yapmışlar. Tahin yapmışlar. Evet. Kısırın tahin karıştırılmış hali. Kavrulmuş tahinle yoğruluyor. Karaman'a has bir yemek. Yöresel. O yüzden canlandırdı. Harika. Yani bir de işte nostaljik işte çekyatlar falan böyle. Bu, onlara bu, gırgır. Buna gırgır diyorduk değil mi? Bu evet, aynen gırgırımız. Sevgili izleyiciler çok güzel. Aynı Gülüver'in hayatı gibi. Şu çobanımız. Evet. Evet. Arabaşı da yine Karaman'ın yöresel yemeği. Harika. Harika. Onu canlandırdı. Evet. O şekilde. Biz arabaşı yapmayı biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çok sık yaparım. Özellikle kışın çok güzel. Değil mi? Bakın geleneksel kostümüyle birlikte katılıyor kendisi. Bu özel olarak bir adı var mı? Yollarbaşı kıyafeti diye geçiyor. Başınızdaki yazma da çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Şu anda matruşkaları görüyoruz. Tilki Melek diye bir bebek serisi mi desem bu eserin adı? Bakın burada Zengin Hanım diye bir gene eser. Zengin hanımlara bakalım, giyimi, kuşamı, kıyafetleriyle birlikte. Bu Çikolatalı Kız eseri. Tabii çocukları daha çok ilgisini çekiyor, değil mi? Evet sevgili dostlar, dünya bize güzel, küçük hanıma da güzel olsun diye bu programları çekiyoruz. Merhaba, hoş geldin. Senin adın ne? Elif Göksu Arslan. Elifciğim hoş geldin. Senin de evde bebeklerin var mı? Var. Bunlara benziyor mu? Bazıları benziyor. Bazıları benziyor ama burada çok farklı bebekler var değil mi? Kostümleri çok değişik. Benimki elbiseli hepsi. Öyle mi? Sen değiştiriyor musun arada onların elbiselerini? Yok. Bir tanesi kumaştan olduğu için giydirip çıkartabiliyorum ve ayakkabısını da aynı yapabiliyorum. Çok güzel. Peki sen burada bu sergi gezerken ne gibi duygulara kapıldın? Neler hissediyorsun? Yani bebeklerin gerçek olduğunu sandım ve çok güzel olduğunu hissettim. Düşünüyorsun. Kendinizi tanıtır mısınız bize? Merhaba. Ben Leana Küllüoğlu. Ben Rusya temsilciyorum. Ama Türkiye'de yaşıyorum. Evet. Eşim Türk olduğu için ben artık buralarıyım. Buralısınız. Evet. Ama yöresel kıyafetli bebekler yapıyorum. Ki, Rusya tanılsın. Rusya'nın tanıtımı. Evet. Evet, aynı. Var. Ben de aynı kıyafetini ben giymiştim. Evet. Bizim yöresel kıyafetlerimiz böyle bir şey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa mı geliyorsunuz buraya? Evet, bu festival ilk defa katılıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir duygu? Çok güzel, çok pozitif, çok enerji, muhteşem bir muhteşem şey. Muhteşem ortam. Evet, çok beğendim. Çok mutluyum bu festival katıldım. Evet. Kaç senedir bebek tasarımı yapıyorsunuz, bebeklerle ilgilisiniz? 2002'den beri evet, yapıyorsunuz bu işi. Yavaş yavaş böyle evet merak ettim. İşte yavaş yavaş başladı. Geleneksel. Kostümleri küçük kostümleri tasarlarken zorlanıyor musunuz? Zor mu? Zor gelmiyor. Çünkü bu keyifli işi yapınca zor gelmiyor. Sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi geleneksel kıyafetleriyle birlikte Kırım'dan ve Rusya'dan ve katılan dostlarla festivalimiz devam ediyor. Dede Torun şu anda Tatlı Mahalle'ye biniyorlar. Evet.
farklı bir ortama geliyoruz. Böyle eğitim amaçlı. Masalcı nenemiz var. İçine bir masal kitabı var. Bu parmak kukla. Parmak kuklayı parmaklarına takarak, masalları okuyarak annelerini anlatabiliyorlar. Ya da anneler çocuklarını anlatabiliyorlar. Tabii ki eğitim amaçlı. Bunu bir gösterir misiniz? Tabii ki. Merhabalar evladım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer berber, bireler tellal iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Onun adı Fındık. Bu da bir sünger kukla. Fındık yaramaz bir kukla. Bu da vantrolog olarak geçiyor. Evet. Fındık, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ay beni çekiyorlar. Nasıl? Yakışıklı mıyım? Bakayım. Vallahi çok yakışıklı çıktım ha. Hadi görüşürüz. Ahşaptan yaptığımız kuklalarımız var. Evet. Hem burada çocuklar ve büyükler bu işi görsün, nasıl bir sanat olduğunu idrak etsinler diye hem burada workshop'unu yapıyoruz. Hem de onlara küçük atölyeler yapıyoruz. Ahşap. Pinokyolarımız var. Kukla deyince akla gelen. Bunları evet, çocuklar güzel alıp oynatabiliyorlar. Basit harika bir şekilde. Karagöz acıvatımız, ibişimiz. Ondan sonra buranın simgesi olan Mimar Sinan. Buna palyaçolarımız. Burada varyete kuklalarımız. Bu bir Karadenizli Laz kuklamız. Sevgili dostlar, işte Şevket Çetin ustamızla birlikte sizler de bu hayal dünyası mı diyelim, bu harikalar diyarı mı diyelim, çocuklarınızın görmesini istiyorsanız, siz de görmek istiyorsunuz, İstanbul Büyükçekmece Kültür Park'taki festival alanına gelirseniz sevgili Şevket ustamızla birlikte kukla yapabilir, çocuklarınıza harika kukla şovları izletebilirsiniz, değil mi hocam? Evet hocam, burada çok 10 gün boyunca buradayız ve güzel gösteriler ve güzel workshoplarla çocuk büyük herkesin kalbini çalmaya geldik diyelim. Dünya bize güzel, dünya size de güzel olsun. Serkan Bilgin, kimle görüşüyoruz? Bu yanınızdaki kim? Yanımdaki Bızdık. Nasılsın Bızdık? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? İyi, ne yapayım, işte hava alıyorum, güneşleniyorum. Siz nasılsınız bakayım? Utandın mı? Biraz utandım. Tamam, hadi dön bir selam ver. Festivalin şöyle bir yanı var. Bizi üretmeye itiyor. Böyle değişik karakterler yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü her yıl misafirlerimize farklı görünmek ve farklı bir takdir almak istiyoruz. Festival bizi o yüzden üretmeye itiyor. Çok mutluyuz. Ben de mutluyum. Neden? Beni de yaptınız. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin çeşitli sergilerin açılış günündeyiz. Konsept doğamızdan gelen zanaatlar. Görmüş olduğunuz hanımefendi, bakmayın burada sakin sakin oturduğuna, birkaç gündür fırtınalar esiyor ve birazdan sizlerle gezeceğimiz bu muhteşem serginin küratörüdür kendisi. Aynı zamanda Anadolu El Sanatları Derneği Anad Sender'in de genel başkanı kendisi. Genel sekreteri de Nurcan Hanım yanında ve başkan yardımcımız da evet burada sevgili dostum. Evet, az sonra açılışını yapacağımız 23. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı'ndan hepinize merhaba. Çok heyecanlıyız. Küçücük bir mola verip, dinlenme molası verip sizleri oturduğum yerden selamlamak istiyorum. Harika bir atmosfer, çok güzel konuklarımız, misafirlerimiz var. Yaklaşık tabii ki pandemi sürecinden sonra ilk defa bu kadar büyük kapsamlı bir festival içerisindeyiz. Çalıştaylarımızla, sergilerimizle 12 gün boyunca sanatseverlerle bir arada olacağız. Geleneksel kültürümüzün çalışmalarını sergilenin yanı sıra dış alanda yapacağımız ekolojik baskı atölyelerimiz, ileri dönüşüm atölyelerimiz çeşitli el sanatları çalıştaylarımız olacak. İç alanda çalgı yapım atölyelerimiz var. Yine hem dünya ülkelerinden hem Türk sanatçılarımızdan oluşan. Dış alanda çok değerli üstadım yanımda, Türkiye'de dokumanın piri olan Selahattin Kaçanoğlu ve Şilemizli dokuma ustalarımla yan yanayız. Burada da dokuma çalıştayı yapacağız. Dokuma tezgahlarımız var. Yine Bulgaristan'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan gelen dokumacılarımız var. İç
içeride de Tamzara dokuması, Diyarbakır Şal Şefikler var, yani Diyarbakır İpek dokumalar var. Trenin Trebeledi dokuması var. Onları da iç alanda göreceğiz. Onları da tek tek sizlere takdim edeceğiz. Burada tezgahlarımızla küçük bir şov yapmak istedik. Şovdaki az sonra izleyeceksiniz onları da. Şovdaki amacımız aslında hem kültürümüzü bir farkındalık kazandırmak, hem dokuma tezgahlarının ayak seslerini, kültürün ayak seslerini dokuma ile birleştirip festivalimizin tanıtımını yapmak. Evet, az sonra bu heyecanı sizlerle paylaşmak üzere hoşçakalın diyorum. Dünya bize her zaman güzel ama size de güzel olsun diye. Her zaman yeniliklerle, güzelliklerle, sevgiyle, dostlukla, barışla çalışıyoruz. Ve işte birazdan Uğur Hanım'ın da az önce bahsetmiş olduğu bu arkamda görmüş olduğumuz dokuma tezgahlarının çok enteresan bir şovunu izleyeceğiz. Tarihi Kervansaray'ın önünde açılış seremonisi gösterimiz var. Evet, değerli ustamız da gördüğünüz gibi tanıdık dostlarımız. Dünya Bize Güzel TV'den selamlar, sevgiler. Hepimize çok güzel. 7 kere dünyanın en iyisi seçilen bu muhteşem festivalde açılışı gerçekleştirilecek ve bizler de açılışa tanık olacağız sizlerle birlikte. Hocam selamlar. Bakın bu görmüş olduğumuz muhteşem ekip de birazdan bir ritim gösterisi gerçekleştirilecek değerli hocamızın önderliğinde sevgili dostlar. Seslerden esinlenerek ortaya çıkartılan bir şovdu bu az önce izlemiş olduğumuz. Sevgili dostlar, görüyorsunuz şu anda Uluslararası Atölye Bayramımızın dünyaya bir el sallayalım mı hep birlikte arkadaşlar? Kervansaray'ın içerisindeyiz. Bütün sanatkarlar şu anda dışarıda belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün yapacağı açılış için Kervansaray'ın az önce sizlerle birlikte olduğum Kervansaray'ın önündeler. Ben çaktırmadan içeriye girdim sevgili dostlar. Harika bir sergi gerçekleştiriliyor.
yüzleri aşan ülkeden on binlerce kültür ve sanat elçisiyle Taksim'in göbeğinden tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları ilettik. Şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Büyük Önder Atatürk'ün anıtının önüne uluslararası ülkelerin sanatçıları çelenk koyacaklar ve atamıza saygı duruşunda bulunacaklar. Kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 23. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı. Sevgili Sine, sevgili Günce. Şimdi hangi ekip çıktı? Şimdi ben. Tanta belleza encierra, el diamante y oro fino, produce la uva al vino y distintos cereales. Dolu dolu bir festival yaşıyoruz. Herkesin bildiği gibi 23 yıldır bunu defalarca söylüyoruz. Festivalimiz bir şarkı türkü festivalinden ziyade kültür, sanat ve dünya barışı üzerine mesajlar veren bir festival. Bu yüzden de bu kompleks, komple etkinlikler yüzünden de dünyanın bir örneği olmayan festival haline geldi. Ve bütün dünya ülkeleri şu anda 2023'ü doldurdular. Sevgili dostlar merhaba, diğer bir A takımının emektarlarıyla birlikteyiz. Sayın Başkanımız da, sevgili Ahmet Şahin de burada. Bu röportajda kimler var? Teker teker tanıyalım şimdi. Esra Dire. Abdülhamit Tehra. Nazan Karagözoğlu. Ahmet Şahin. İbrahim Kaya. Murat Erçağ. Şerif Şahin. Yüksel Akkoca. Ufuk Kıray. Biz diyoruz ki Dünya Bize Güzel TV'de, Dünya Bize Güzel, Dünya Size de Güzel Olsun diye biz bu festivalleri yapıyoruz. Sevgili Başkanım bu festivalleri yapıyor. Başkanım, festivalle ilgili 23.sine geldik. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Vallahi senin televizyon kanalın gibi, Dünya Bize Güzel, Dünya Böyle Güzelleşiyor. İlk emeği geçenlerden biri de sizin şahsınız. O yüzden bütün ekibe sonsuz teşekkür ederim. Bu ülkeye çeyrek asırlık festival kazandırdıkları için. O zaman sloganımızı hep birlikte... Sevgi birbirimize, barış birbirimize. Şimdi Taksim'deki bu güzel, hareketli, renkli törenden sonra Büyükçekmece'ye dönmeye çalışıyorum. Bu akşam çok farklı sergilerin açılış törenleri yapılacak. Aynı zamanda ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı bir kokteyl olacak. Pasta kesim töreni olacak. Onu da yine sizlerle paylaşacağız. Birazdan. Sevgili dostlar, katılımcı ülkeler Büyükçekmece Belediyesi'nin hemen girişinde bulunan alanda birazdan pasta kesimini gerçekleştirecekler. Şu anda arkadaşlar şimdi de neredeyiz biliyor musunuz? Katı toplantıları. Şöyle küçük bir de şansiyon verdiler bize. Şu anda o serginin açılışları var. Şimdi bu serginle ilgili sizlere bazı şeyler göstermek istiyorum. Bazı eserleri göstermek istiyorum. Thank you.
20 sene önce bana gelen, eşim tarafından verilen el şeklindeki kapı tokmağı ile bu serüvenim başladı. Devamında diğer kapı tokmaklarını topladım ve tamamlayıcı eserler, kilitler, anahtarları da ekleyerekten sergiye hazır hale geldiğimi hissettim. Bu sebeple de Eşikten Yükselen Sesler sergimize 180 eserimle katıldım. Anadolu'muzun maden sanatını en güzel örneklerini, en zarif örneklerini gösteren, sosyal hayattan bize mesajlar veren kapı tokmakları, kilitler ve anahtarlarla sevgili ziyaretçilerimize hazırladık. Sen 8 ülkeye yolluyoruz. Resmi olarak ihracat yapıyoruz. Bütün dünya bizim dilleri çalıyor diyebilirim. Tabii ki 200'e yakın ülke var ama hepsi dil çalmıyor. Onun için iyi çalanları 88'ine yolluyoruz. Biz bu 88 ülkeye yolluyoruz ama Amerika'da da zil yapılıyor. Çin'de de yapılıyor. Almanya'da da yapılıyor. İsviçre'de yapılıyor. Yani daha başka yerlerde de yapılıyor ama biz bunları da yolluyoruz. Bizim diller bambaşka. Üçüncü Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan sergilerden bir tanesi benim sergim. Çekiçhane'deki çekişler. Ben bir çekiş koleksiyoneriyim. 95 yılından itibaren ciddi alımlar yapıyorum. Bütün dünyada satın aldığım çekişlerin bir kısmını da burada bu sergi alanında sergiliyoruz. Çok çeşit çekişler var. Mesela kalafatçı çekişleri var. Su altında kullanılan çekişler var, taş ustaların kullandıkları çekişler var, heykeltıraşların, bizim Anadolu'da kullanılan özel taşçı ustaların kullandıkları çekişler var, ayakkabı çekişleri var, mezbahalarda kullanılan hayvanları öldürmek için çekişler var. Benim şu anda burada olmayan tescilli bir koleksiyonum olduğu için bana müsaade etmediler. Taş devrinden kalma çekişlerimiz var.
Renkler arkadaşlar, iyi bir şekilde göz tarafını almanızı rica ediyoruz. Bize Güzel TV'nin İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ndeki bir etkinliğinde daha birlikteyiz. Siyah beyaz gecedeyiz. Burada görmüş olduğunuz bütün misafirler dünyanın 64 ülkesinden çok farklı kültürlerden dansçılar, sanatçılar, zanaatkarlar ve sanatlar ustaları. Yani siyah beyaz gecedeler. Herkesin kıyafetleri siyah ve beyaz. How are you? İlerleyen saatlerde yine eğlence doruklardayken sizlerle birlikte olacağız. Biz çok uzun yıllar önce gene festival ortamlarında bir araya geldik. What do you think this festival? Is it first time? Is it my first time in Büyükçekmece being and the very festival is prestigious, very nice young, very great and big organization and we are very happy. Thank you to all the organizers, municipality and everyone. And a different festival you joined? We have been in a lot of festivals around the world, in Turkey as well. But the Büyükçekmece Festival is very, very, how can I say, the best one. Bu harika manzarayı bütün ülkelerde izliyor. Bütün katılımcılar siyah beyaz giymiş durumda. Sevgili Lale Uras, evet, Ahmet'e selamlar.
ne demiştik? Dünya bize güzel, dünya size de güzel olsun diye festivalleri gezmeye, dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz.